İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın açıklaması. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan. Asıl politika direnişimiz ve vatan bütünlüğünü korumak. Valeri Boyer, yolsuz ve ırkçı Azerbaycan, etnik temizlik ve soykırım için çabalayarak Ermenistan'a saldırıyor. Arsak hazineleri, Darpasner Kalesi, Aydınlar Osmanlı saltanatının kaldırılması hakkında. Akademisyen Ahmet Kuyaş. Cavahkın Madatapa Gölü kuruyor. Yabancı ülkelerdeki Ermeni diasporası okulları. Sadece 6 ay içinde bu ünlü Ermeni Türk halkını kendisini alkışlamaya zorladı. 1 Kasım 2022 Cenevre. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 27 Ekim 2022'de gerçekleşen korkunç ve birçok kişinin ölümüne yol açan terör saldırısından dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne ve masum kurbanların ailelerine taziyelerini iletir. Terörizmden ve aşırıcılıktan acı çeken ve hala acı çekmeye devam eden Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni ulusu ve Orta Doğu'nun yerli halkı bu karanlık güçlere karşı mücadeleyi tam olarak anlıyorlar derin üzüntüyle taziyelerimizi sunuyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lydia Margosyan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Televizyonu yayınında tüm Ermenistan Devleti'nin karşı karşıya olduğu zorlukları sundu. Türk-Azerbaycan tandeminin başlattığı askeri operasyonlara atıfta bulunarak şunları söyledi. Bunlar pek çok kişinin söylediği gibi sınır olayları değil, Türkiye ve Azerbaycan'ın ele geçirdiği topraklarda gerçekleştirilen operasyonlardır. Şimdi biz düşman karşısında yalnızız ve uygun bir çözüm önermek ve direnci göstermek için durumu anlamalıyız. Gerçek siyasete gelince, gerçek siyasetin direnişimiz ve vatan bütünlüğünü korumamız olduğunu söyledim. Armenak Abrahamyan her türlü tartışmanın meyve vermesi gerektiğini, ardından istenen sonucu elde etmek için bu sonuçlar üzerinde uzun vadeli ve yoğun çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti. <laughs> Ursula von der Leyen'in Azerbaycan ile ortaklığı bir rezalet. Enerji krizi mazeret olamaz, özellikle de gerçek savaş suçlarıyla karşı karşıya olduğumuzda. Bu Fransız senatör Valérie Boyer tarafından Publik Senat TV kanalında duyuruldu. Boyer, Avrupa Birliği'ne başkanlık eden Fransa, Ermenistan için daha fazlasını yapabilirdi. Yapabileceğimiz en az şey gözlemci göndermek. Ermenistan düşmanları açıkça Ermenileri yok etmek istediklerini söylüyorlar. Ve buna rağmen biz bu liderleri ağırlamaya devam ediyoruz. Avrupa ise Aliyev'in güvenilir bir ortak olduğunu ilan eden Ursula von der Leyen ile Azerbaycan'dan doğal gaz alıyor, dedi. Senatörün dediğine göre Avrupa Ukrayna için haklı olarak seferber oldu ama Ermenistan konusunda sessiz kaldı. Ermenilerin hayatı Ukraynalıların hayatından daha mı değersiz? Ermenistan'a saldıran etnik temizlik ve soykırım sürdürmeye çalışan Yozlaşmış ve ırkçı bir Azerbaycan devleti var diye ekledi. Darpasner Kalesi Arzachın Haçen Ealetinde Haçenaget nehrinin sağ kıyısında, Ganzasar'ın karşısında yer almaktadır. Haçen'in Hasan Celalian Şehzadelerinin hanedan sarayıydı. Darpasner Kalesi özgün bir mimari yapıdır. Kalenin birçok odası, resepsiyon salonu, ek binaları, surlarla çevrili 2 iki ikilisi vardı. Moğol Büyük Han'ın valisi Ardun tarafından 8. yüzyılın yarısında yıkılmıştır. Kale harabeleri hala korunmaktadır. Bundan tam 100 yıl önce 1 Kasım'da 600 yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi. 17 Kasım'da ise son Osmanlı padişahı İngiltere'nin yardımlarıyla İstanbul'dan ayrıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Ermenistan'da başlayan yeni bir savaşın ve soykırımın ardından Cumhuriyete giden yol açılmıştı. Peki 20. yüzyıl başlarında saltanat fikri yıkılmaya, sorgulanmaya başlamış mıydı? Mustafa Kemal Samsun'a giderken aklında Cumhuriyet kurmak var mıydı? Saltanat 1 Kasım 1922'de nasıl kaldırıldı, halk ve aydınlardan nasıl tepki gördü? Doçent Doktor Ahmet Kuyaş, saltanatın kaldırılması Cumhuriyet'e giden yolu açan en önemli dönemeçlerden biri diyor ve ekliyor. Ancak 1 Kasım'da pek çok kişi halifenin zayıf bir devlet başkanı olarak yönetimde kalacağını düşünüyordu. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Cahak'ın Madatapa Gölü yaz aylarından beri kuruyor. Cavah Koruma Alanları Ajansı gölde yapılan araştırmanın 2023-2024 yılları için planlandığını ve sonuçlara göre uygun önlemlerin alınacağını bildirdi. Gölün yakınında bulunan Jdanov köyü sakinleri gölün her yıl kuruduğunu ancak hiçbir zaman bu kadar hızlı olmadığını bildiriyor. Köylülere göre sadece birkaç yıl önce göl alanında çok sayıda kuş vardı. Ne yazık ki Bugün gölü kurtarmak için hiçbir adım atılmıyor. 2019'da göl kıyılarında gölün sularının çekildiği gizemli yeraltı delikleri keşfedildi. Gizem suyun delikleri akmasıydı. Ancak nereye gittiği bilinmiyor. Madatapa Gölü, Cavak Platosu'nun güneydoğu kesiminde deniz seviyesinden 2108 metre yükseklikte yer almaktadır. Kuş çeşitliliği bakımından diğer göllerden farklıdır. Burada Cavak Milli Parkı'nın tamamında olduğu kadar kuş türü vardır. Batı Eministan, bu konuyu kamuoyuna duyurmak ve çevrecilerin dikkatini çekmek için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Cavak'taki yurttaşlarımız yanlarında olduğumuzdan emin olabilir ve bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. <laughs> 1915 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra sah kurtulan Batı Ermenistan evlatları dünyaya dağılarak kolonilerini kurdular. Başlangıçta sürgündeki Ermenilerin eğitim kurumları ağırlıklı olarak Kahire, Lübnan, Suriye, Mısır, Filistin, İran, Irak gibi yakın ve Orta Doğu ülkelerinde yoğunlaşmıştı. Bunlar binlerce yetimi barındıran, besleyen ve eğiten yetimhane okullardı daha sonra yerleşim yerlerinin istikrara kavuşturulmasıyla birlikte belirli bir eğitim programıyla Ermeni koruma merkezleri haline gelen okullar açıldı. Bunlar hayırsever kültürel, gürsever örgütlerin, siyasi partilerin ve bireysel hayırseverlerin ilgi odağıydı. Okulların ayakta kalmaları için gerekli fonlar, öğrencilerin öğrenim ücretlerinden, sponsor kuruluşlar tarafından tahsis edilen paradan, ve çeşitli etkinliklerden elde edilen gelirlerden sağlandı. Diyaspora'da dört tür eğitim kurumu vardı. İlk öğretim, tamamlanmamış orta öğretim, orta öğretim ve yüksek okul. Kendi topraklarımızda Ermenilere yönelik soykırımdan önce hemen hemen tüm Ermeni yerleşim yerinde Ermeni okulları vardı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan bir konuşmasında sürgündeki Ermenilerin başta Batı Ermenice olmak üzere Ermenice eğitimin önemini vurguladı. Hakop Vartovyan, Türk tiyatrosunun kurucusu olarak kabul edilir. Hakop Vartovyan 1830 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Asya şirketiyle Paşa ve Üsküdar'da Ermenice olarak tiyatro oyunları sergiliyor. Bunca zaman Hakob sıvacı olarak çalışmaya devam etti. Hakob'un Sultan Abdülaziz tarafından 500 altın ile ödüllendirildiği söyleniyor. Gedikpaşa'da Türkçe tiyatro oyunları halkın ilgisini çekince Asya şirketi aynı yıl Üsküdar'a taşındı ve Azizye tiyatrosunda çeşitli oyunlar sergiledi. Türk halkı tiyatroya büyük ilgi gösterdi. 1868'de Fuzuli'nin beş perdelik Leyla ile Mecnun adlı oyunu ilk kez sahnelendi ve aynı yılda Gedikpaşa Tiyatrosu'nun adı Osmanlı Tiyatrosu olarak değiştirildi. Vardovya'nın oyunları dönemin önde gelen yazarları Ebu Ziya Tevfik, yönetmen Ali Bey, Recaizade Ekrem, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi tarafından çevrildi ve Vardovya'nın tiyatrosunda sahnelendi. Ermeniler Türkiye için bir kültür yarattılar. Bunun bir kanıtı Hakob Vartovyan'dır. Ayrıca büyük katkılarından dolayı Atatürk tarafından dilaçar lakabı alan Hakob Martayan Türk alfabesini yarattı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Ofelia Hambartsumyan tarafından seslendirilen Antoni adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.